Arkadaşlar, bugün sokakta insanlara ateist biriyle sevgili olur musunuz diye sordum. Bakalım ne tepkiler verdi. Beraber izleyelim. Merhabalar. Merhaba. Ateist biriyle sevgili olur muydunuz? Ciddi bir ilişki düşünmediğim için belki. Yani siz için sadece takılırdınız ama ciddi düşünmezdiniz. Aynen. Peki çok sevdiğiniz biri ateist olduğunu öğrenseydiniz ne tepki verdiniz? Yani fazla tepki vermezdim, savunmaya çalışırdım ben. Peki ailenizin buna tepkisi ne olurdu? Yani ailem karşı gelir yani böyle şey. Peki ailenize saygı duyar mıydınız fikirlerine, yoksa yine kendi bildiğinizi yapmak ister miydiniz? Ya saygı duyarım tabii. Peki teşekkürler. Başka bir şey eklemek istediğiniz var mı? Yok, teşekkür ederim. İyi günler. Biriyle sevgili olur muydunuz? Olurdum abi. Peki aileniz herhangi bir sıkıntı çıkarır mıydı bu konuyla ilgili? Yani olabilirdi, evet. Peki sizin için bir sıkıntı olur muydu, yani dini görüşleriniz için karşı olur muydu? Abi ben seviyorsam ve ahlakı iyiyse çıkardım. Peki. Peki herhangi bir şey eklemek istediğiniz var mıydı? Yok abi. Peki teşekkürler, iyi günler. Merhabalar. Merhabalar. Ateist biriyle sevgili olur muydunuz? Olurdum. Ateist insanlar gerçekten çok da iyi insanlar. Seviyorum da ateist insanları. Kendim de ateistim zaten. Peki aileniz karşı çıkar mıydı bu duruma? Ailem büyük ihtimalle çıkardı, karşı çıkardı ama benim kararlarım daha önemli bu konularda. Peki sizin için hani bir tartışma olur mu? Atıyorum hani şöyle şöyle yapsa, hani anlaşmazlık çıkar mıydı hiç? Şimdi şöyle bir şey, aynı kafada olduğumuz zaman inan bir hiçbir anlaşmazlık çıkmazdı. Sonuçta ben de ateistim, o da ateist yani. Peki. Yani orta kararı her zaman bulurduk, orta yolu da. Yani aile meselesi olduğu zaman biraz sıkıntıya girerdik tabii, aile bir. Aileniz de eninde sonunda razı olur diyorsunuz. Yani eninde sonunda olurdu mutlaka. Peki teşekkürler röportaj için. Teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Ateist biriyle sevgili olur muydunuz? Yok abi, böyle sorular valla hiçbirini bilmiyorum abi olarak. Ya ateist biriyle sevgili olur muydunuz? Yok abi. Olmaz mı? Yok. Peki ailen falan karşı çıkar mıydı bu duruma eğer olsaydın? Çıkardım. Peki. Peki herhangi bir şey eklemek istediğin var mı? Yok, bir şey demek istedim. Yok. İyi günler. İyi günler. Kolay. Merhabalar. Merhaba. Ateist biriyle sevgili olur muydunuz? Olurdum. Peki aileniz bu durum hakkında bir şeyler der miydi? Karışır mıydı size? Yok, karışacağını düşünmüyorum. Yani insanları olduğu şekilde kabul etmek gerekir. Yani ateistmiş, değilmiş, dini falan bir şey ifade etmiyor bence. Yani saygı duymak lazım her türlü yani inancı. Herkese saygı duymak lazım. Peki herhangi başka bir şey ekleyeceğiniz bir şey var mıydı? Yok, teşekkürler. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. İyi günler. Merhabalar. Merhaba. Ateist biriyle sevgili olur muydunuz? Evet, olurum. Peki aileniz bu duruma karşı çıkar mıydı? Yani çıkabilir ama yani pek önemli değil sevgi olduktan sonra. Yani aranızda iyi bir bağ, iyi bir iletişim olduktan sonra sıkıntı olmayacağını düşünüyorsunuz. Evet, evet, öyle. Peki farklı, hani illa ateist değil, herhangi bir farklı bir dini görüşe de sahip olsa yine beraber olur muydu? Yani ben şeye inanıyorum, sevgi olduktan sonra pek önemli olmuyor, onları halledebilirsin. Daha gerisi sonra gelir diyorsun. Evet, gerisi gelir yani. Herhangi bir eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Yok, sağolun. Teşekkürler, yapabiliriz. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Ateist biriyle sevgili olur muydunuz? Ya tabii ki düşüncelerine saygı gösterirdim ama bir yerden sonra da ikna etmeye de çalışırdım ama olurdum yine de. Peki bir yerden sonra ikna etmeye çalıştığınız olmadı. Hani bir fikir ayrışmazlığına düştünüz. Yine de beraber olmaya devam eder miydiniz? Ya fikir ayrılığına eğer düşseydim saygı gösterip ayrılırdım. Hani üzmediğim bir şekilde ayrılırdım. Peki aileniz bu duruma karşı ne tepki verirdi? Ailem herhalde ilk sevgili olduğum zaman şey yapmazlardı bana. Hani şey, nasıl diyeyim. Benimle aynı fikirde olmazlardı ama sonrasında şey yaparlardı. Aynı anlayış gösterirlerdi. Aynen. Peki başka bir şey demek istediğiniz var mı, herhangi bir şey? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler. Merhabalar. Merhabalar. Ateist biriyle sevgili olur muydunuz? Olurdum. Peki aileniz bu durum hakkında karşı çıkar mıydı? Ailem tabii ki ilk başta karşı çıkardı. Zaman geçtikten sonra ya alışırdık bir şekilde ya da oldurmaya çalışırdık. Yani onu İslam'a davet etmeye çalışırdım. Yani sonuçta bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorsun saygı olduktan sonra, sevgi olduktan sonra. Yani en başta saygı olduktan sonra ve sevgi olduktan sonra, onun güvenini kazandıktan sonra onun da bu dine katılacağını düşünüyorum. Peki başka herhangi bir eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
Yani yok. Teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi günler. Merhabalar. Merhaba. Ateist biriyle sevgili olur muydunuz? Hayır. Peki neden olmazdınız? Allah olmayan birini ben ne yapayım ya? Yani hani şöyle söyleyeyim ben sana. Yani olmayan bir şey Allah var lan, tamam, hani onların deyişine göre Allah yok. Onu göremediğim için yok diyorlar. Benim sevgimi de göremeyecek, buna da yok der. Çok mantıklı. Başka bir şey demek istediğiniz var mıydı? Yok, teşekkür ederim. İyi günler. Ateist biriyle sevgili olur muydun kedicik? Peki annen baban ne derdi bu duruma karşı? Peki, teşekkürler röportajın için.